Merhaba arkadaşlar. Bugün size iOS işlemcisinde şu nerede o? Bir dakika. Şu Assistive Touch mı ne? Görebilir misiniz bir dakika? Şunu şöyle bir netliği oynayalım. Şu Assistive Touch olayını göstereceğim. Neymiş bu? Ekrana dokunma güçlüğü çekiyorsanız veya uyarlanabilir bir aksesuar ve gereksinimiz varsa iPad'inizde kullanımını sağlar. Her neyse işte çıktı karşımıza. Şurada tabii siz göremiyorsunuz, ben gördüm. Bunun bir tane bug'ından bahsedeceğim size. Ne o bug? Şimdi bunun ilk başta işlemini göstereyim işte. Böyle ana ekran düğmesi yerini kullanabiliyorsunuz. Mesela bir uygulamaya girdiniz. Ana ekrana tıklıyorsunuz. Buradaki tuşa tıklamak yerine bozulmamasını sağlıyor. Ondan sonra ekranı kilitleyebilirsiniz. Ondan sonra ne yaparsınız? Hareketler onun önemli değil. Ekranı döndürebilirsiniz. Tabii uyarlıysa mesela burada dönüyor mu? Sağ. Döndü burada. Baş aşağı. Burada geri çıkışı var. Yönü kilitleyebilirsiniz. Sesi aç kıs. Fazlası da varmış. İşte salla. Çok fazla. Üç tıklama olayı var. Yok, yakınlaştırmaydı galiba. Her neyse. Şimdi evet, bunun bug'ından bahsedecektik. Bunu açıyorsunuz ve boş bir bölme iki kere tıklıyorsunuz. Şu an havada gördüğünüz gibi. Ama bu bir de böyle ortada falan bırakılamaz. Gördüğünüz gibi hep yanlara sıçrıyor bir şekilde. Ya da şu yukarılara falan, aşağıya aşağıya git. Her neyse. Bunu şimdi ortada bırakmayı göstereceğim. Boş bir alana iki kez tıklıyorsunuz, havada tutuyorsunuz, herhangi bir program açıyorsunuz. Evet, ve ortada kaldı. Tabii onu tutmadığınız sürece kilitleyelim. Kilitledik başlığımızda yine ortada. Tabii onu dokunduğumuz an yana gider. Evet, bu da böyle bir bug'ıydı.